Bu baskı hayal ürünü ve yaratıcı bir mitatedir. Gencinin Hikayesi isimli muhteşem Japon romanından alıntılanmış erotik bir sahneyi gösterir. Şimdi baktığımız gibi bir mitate baskısı izleyicileri klasik bir eseri yeniden yorumlamaya teşvik eder. Bunu da tanınmış bir yıldızı güzel bir kadınla beraber hayal ederek yaparlar. Milattan sonra 1000 yılında yazılmış olan romandaki orijinal sahnede yakışıklı prens soylu bir kızı kaçırır. Kızı tehlikeli bir kayık gezisine çıkararak baştan çıkarmaya çalışır. Baskıdaki şiir hikayedeki bir bölüme gönderme yapıyor. Hikayeyi yeniden anlatan bu parodide bir kabuki yıldızı prensi oynuyor. Genç adam sevdiceğiyle beraber bir eğlence gezintisine çıkmıştır. Kayıkta sake kadehi ve bir tepsi yemek olduğunu görürüz. Baskıda kendini arkadaşlık eden kişi soylu bir kız değil, bir hayat kadınıdır. Kuşağı kimonosunun önünde özenle bağlanmış. Yani karşımızda oldukça profesyonel bir çift bulunuyor. Eğlenceli bir aşk anı yaşıyorlar. Enfes bir sanatsal nitelikle oyun bozanlığın bileşimi Edo kültürünün kendine has özelliğidir. Kabuki sahnesi için de aynı şey geçerli. Hayal edebileceğiniz en müstehcen, serseri ve çılgın durumları ortaya koymak için sahnede inanılmaz bir sanatsal nitelik yaratılır. Bu sanatsal nitelik hep mükemmel olmuştur. Edo kültürünün en çok bu yanını, bu birleşimini seviyorum.